Biz ilk gün hangi noktadaysak yine aynı noktadayız. Çünkü Beşiktaşlılık duruşu bunu gerektirir. Geçtiğimiz hafta bayramdan önce de Kulüpler Birliği'ne ziyarete gittiğimiz zaman bunu dile getirmiştik. Bazı kulüplerimiz gibi sabah uyanınca farklı demeçler verip akşam yatarken farklı demeçler vermeyi ne etik buluyoruz ne de düzgün bir davranış olarak görüyoruz. O yüzden Beşiktaş Kulübü olarak ilk günkü yerdeyiz. Bunlar şu an sadece dedikodu. Yani ortada hiç somut bir gelişme yok, somut bir teklif yok. Hatta şifahi bir şey bile yok. Ama tabii ki Semih bizim çok kıymetli bir oyuncumuz. Sadece Beşiktaş için değil, Türkiye açısından çok kıymetli bir oyuncu. Çok gelecek vaat eden bir oyuncu. Belki de bu seneye kadar gönderdiğimiz Avrupa'ya oyuncuların arasında en yüksek bonservis bedeliyle gönderebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. O yüzden ona sımsıkı sarılmalıyız. Şu an onun kafasını işte olup olmadık Paris Saint-Germain'le, Chelsea'lerle falan filan meşgul etmemek lazım. Birazcık daha pişmesini beklemek lazım diye düşünüyorum. Talep Mesela bu hafta karşılanmaz. Beşiktaş maçına bir yabancı var, hakemi atanmadı. Atanmadı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Önemine göre olabilir. Demek ki federasyonumuz Beşiktaş maçlarını o kadar önemsemiyor mu diyeyim artık, ne diyeyim bilemiyorum. Bugün 4'te Kulüpler Birliği toplantısına gideceğiz Sayın Hasan Başkan'la da beraber. Orada inşallah en düzgün, en doğru kararları da alıp kamuoyuyla paylaşırız. Çok daha sağlıklı bir kere insanların içi rahat, insanların psikolojisi rahat. Tabii ki hakem arkadaşlar da hata yapabilirler. Ama ve lakin insanların artık kafasında bir şüphe kalmadı. Yani bu bile çok büyük bir ilerleme, çok büyük bir fayda Türk futbolu açısından. Teşekkür ediyorum arkadaşlar, sağ olun.